Ceylin kızım hala söylemeyecek misin? Allah aşkına niye geldik buraya? Kimin evi burası? Bizim Ilgaz'la yaşayacağımız ev burası. Daha Ilgaz bile görmedi biliyor musunuz? Hadi hadi. Yani kirası biraz yüksek ama Ilgaz'la daha fazla çalışıp halledeceğiz. Burası mutfak. Çok güzel değil mi? Yukarıda odalar var göstereceğim ama ondan önce... Burası da salon. Nasıl? Burası da balkon. Çok güzel değil mi? Çok güzel kızım. Biliyorum biraz ani oldu. Hiç de üstünde konuşmadık ama şu an beni hayata bağlayan tek şey burası. Burayı yuva yapma hayalim. Artık benim de bir amacım var yani. Normal sıradan insanlar gibi. İnşallah kızım. Hadi yukarıyı göstereyim size. Burası banyo. Burası da yatak odası olacak. Bakın. Ama asıl önemli olan burası. Burası da bebek odası olacak. Nasıl? Hamile misin yoksa? Yok abla hamile değilim de istiyorum. Benim güzel kızım, annem olmak istiyorsun sen. Ah benim kuzum. Yani umarım. Hani ummaktan ziyade inşallah başarabilirim. Başarırsın tabii. Ne var ki bunda başarmayacak kızım? At bütün tedirginliklerini içinden at. Hem niye sen öyle böyle suçluluk duygusu taşıyorsun içinden? Yuva kurmayı istemek senin hakkın. Anne olmayı istemek senin hakkın. Aile olmayı istemek hepsi senin hakkın. Ne bileyim öyle bir anda olunca belki bir şey söylersiniz diye şey yaptım. Baban sağ olsaydı, ki bence hissediyor. Yani gerçek sevginin önüne geçemez ne zaman ne de mekan. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını isterdi. Hepimiz. Hele senin yuva kurman. Yani uzak bir hayaldi ya. Ne olur alınma benim söylediklerime. Biz babanla hep dedikodunu yapardık. Ben derdim ki Ceylin hayatta evlenmez. O da derdi ki yuvasını bulsun. Bak nasıl konuyor. Bize torun bile verir. Öyle derdi. Eğer görüyorsa şimdi gülümsüyordur. Gerçekten öyle mi derdi? Öyle derdi.